Selamlar, saygılar, iyi akşamlar. Denbaş, Rojbaş. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Ne var ne yok? Dünden beri görüşemiyoruz. Pek ben sizleri özledim. Umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Öyle tahmin ediyorum en azından. Onu söyleyelim. Şimdi e, yine baktım ne var ne yok. Bugün e, yoğun bir gündü aslında. E, Katil olmasına rağmen, pazar günü olmasına rağmen her yerde yoğunluk vardı. Siyaset yine karıştı. Yine herkes kendi planlarını yapmaya devam etti. Ben de sizlere haber toplamaya devam ettim. Dün Paris'teydik. Dün Paris'te binlerce insan, Paris'te gerçekleşilen o katliamın sorumlularının bulunması için bütün dünya kamuoyuna, Avrupa kamuoyu ve başta Fransa kamuoyuna çağrıda bulundular. Konuşmalar yaptılar. Binlerce insan yürüdü. Biraz da kendi haklarını talep etti diyelim. E tabi gün içerisinde de gelişmeler yaşandı, Türkiye'de gelişmeler yaşandı, dünyada gelişmeler yaşandı. Onları sizlerle paylaşacağım. Bir bakalım haber başlıklarımızda ne var bugün? Barış epece şu anda dillendiriliyor. Türkiye'de artık silahların susması, barışın gündemleştirilmesi, barışın konuşması için herkes adım atmaya başladı. Bir grup isim, gazeteci, yazlar sendikacı, sivil toplum örgütleri bir araya geldi. 564 kişilik bir grup imza attılar ve barış çağrısı yaptılar, baskı, tecrit ve savaş siyasetinden derhal vazgeçin diye. Ahmet'te de toplantı vardı. Ahmet'te sanatçı ve yazarlar bir araya geldi. Onlar da bir dekresyon paylaştılar. Diyalog kurmaktan, konuşmaktan korkmamalısınız diye siyasilere bir çağrı yaptılar. Tüncer Bakaran bugün CHP'yi yerden yere vurdu haklı olarak. Kongre yaptıklarında salon bize vermediler dedi. O yüzden oyumuzu alıp sırt çevrenlere gereken cevabı vereceğiz dedi. Resmen Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef aldı değerli izleyenler. Dem Parti'den bir iddia daha ortaya altıdı. O da Tokat ve Rize'de askerlerin, Kürdistan illerine getirilen askerlerin oraya seçmen olarak kaydedildiklerine yönelik bir haber var. Kobani davasında arar karar çıktı. Selahattin Demirtaş'ın istemleri çağrısı vardı. Mahkemeden de cevap geldi. Yine Bingöl'den MHP karıştı ve MHP'den meclis üyesinden 3 kişi istifa etti. Sebep Şeyh Sayı'da yapılan hakaret. Murat Karaylan'ın annesi vefat ettiği, Değerli izleyenler onun haberi var. Selahattin Demirtaş'ın babası için Almanya'da, Almanya'nın Köln kentinde Tahir Demirtaş için bir salonda taziye kuruldu. Binlerce insan geldi. Onun görüntülerini ve detaylarını sizlerle paylaşacağım. Gazze Hamas, daha doğrusu İsrail Hamas Savaşı'nın geldiği nokta yine Öcalan'la ilgili Yargıtay'ın aldığı çok önemli bir karar var. Emsal bir karar var. Öcalan sloganı atmak örgüt propagandası değil dedi Yargıtay'ın verdiği karar. Değerli izleyenler bugün sizlere çok güzel bir yazı paylaşacağım. Mutlaka ve mutlaka izlemenizi öneririm. Nedir bu? Sevgili Ahmet, Kar Ahmet Karaman hocamızın oğlunu da ellerinden öpüyorum. Çok değer verdiğim, sevdim bir yazarımız. Hakikaten de muazzam yazılar yazıyor. Yeni Özgür Politika'da her hafta bir yazı yazıyor. Girmenizi öneririm. Türkiye'den belki erişem erişemiyor olabilirsiniz ama bir yolunu bulup mutlaka okuyun. Ben bugünkü yazısını sizlerle paylaşacağım. Demirtaş'ın yargılayan savunması adı altında muazzam bir yazı çünkü. Daha sonra Rojava ile ilgili duruma bakacağız. Ortadoğu'daki gelişmelere bakacağız. Bugün Rojava'ya Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir sevkat daha yaptı. Kendi oradaki üstlerini falan e, güçlendirmeye falan başladı. Ne oluyoruz? Yani Rojava'da, Ortadoğu'da, Irak'ta, İran'da ne olup bittiğine bir bakacağız hep birlikte. Olur mu? Peki. Siz olur diyorsanız valla ben de olur diyorum. Ve biz artık yayına başlıyoruz. Bir saniyenizi alayım arkadaşlar. Bu arada bilmiyorum ben kontrol etmeden bugün biz şeyde yayın yaptık Ben bunları yaparken niye arkadaşlar kızıyor bilmiyorum ama e, Facebook'u falan kontrol ediyor mu ya? Arkadaşlarımız bana kızıyor, mesaj atıyorlar. Hevaladan çok oyalanıyorsun. Dün birisini gördüm Paris e, yürüyüşünde bir arkadaş yanıma geldi. Şakadan tabii ki ama ciddi almadım ben. Gürdü dedi ki hevaladan bir de yayına başlarken oyalanmasa ne kadar iyi dedi. Hemen gir yayına. 7-8 dakikada bize son işimiz gücümüz var. Da yani 7-8 dakikada sunulacak bir şey yok. Bir de haber böyle sesle sunulmuyor. Böyle çok yavaş. Zaman ayıracaksınız. Yani biraz o yüzden ben arkadaşlara hep söylüyorum. Benim yayınlarımı izlerken lütfen sakin kafayla izleyin. Ben evet sizi sinirlendiriyorum. Fakat bir arkadaşla dün konuştum. Ciddi bir eleştiri aldım yoldaş bir yoldaşla hakikaten de önemli bir öneri de yaptı. Eleştirsel anlamda yaklaştı arkadaş. Belki dinlerken ismini söylemeyeyim ama çoğunuzu tanıyorsunuz. Ee, ya dedi ki tamam izliyoruz çok iyisin ama o şey bazen hani o uslup noktasında bazen böyle o küfürlü kelimeleri kullanmasam ben küfür 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 kullandım iki üç kelime vardı ya o işte onlara falan daha iyi olur dedi falan. Sonra düşündüm Düşündüm, düşündüm falan. Hakikaten de doğru. Ama ben de arkadaşlar dedim ki tamam da yani beni o noktaya getiren, sinirlendiren o haberlerdir. O haberi, e, habere sebep olanlar değil midir? O da öyle dedi. Yine de ona rağmen dedi. Ben de o arkadaşı bir süre dinleyeceğim. Bir süreliğine o e, bazı kelimeler, terimler kullanıyordum ya onları bir süreliğine rafa kaldırıyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. E, o zaman Bakalım bundan sonra nasıl işleyecek onu göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim ben. Dünkü Paris şeyine ilişkin iki kelime söyleyip yayına başlayayım. Gerçekten dün muazzam bir eylem yapıldı. Nasıl? Ben her yere oraya gidiyorum. Bir gazeteci olarak gidiyorum, haber yapıyorum, görüntü çekiyorum vesaire. İyi bir haber çıkarabileceğimiz bir yerdir. Binlerce insan gelmişti evet. Sayı çok da önemli değil. Kimisi 20 dedi, kimisi 50 dedi, kimisi 10 dedi. Her neyse o kadar muazzam bir ses şeyi vardı ki yani ses getirebilecek eylem görüntüsü vardı ki gençler yüzde %80'ini oluşturuyordu. Benim çok hoşuma gitti. Belki görüntülerde de gördünüz. Canlı yayın yaptım. Yani hakikaten de bütün gençler oradaydı. O gençlerin birçoğu da benim yayınları izliyor. Ben o, o şeyden sonra daha çok mutlu oldum. Yani yayınlarımız benim gibi yaşlı olanlardan ziyade gençlik kesime ulaşıyorsa, onlar eğer bir kelime bir şeyler dinliyorsa, haberdar oluyorsa dünyadan bu benim için muazzam bir şeydir. Kürt yurtsever, Kürt Z kuşağı mı diyorlar artık ne diyorlarsa hakikaten de bu Z kuşağı, bu Kürt yurtsever bilinçli Z kuşağına sahip çıkmak gerekiyor. Her yerde işte sosyal, siyasal, kültürel ne varsa lütfen kurumlarımız bu gençlere sahip çıksınlar. Yeni gelen gençler var. Binlerce gencimiz şu anda hakikaten de gelip iltica soruları vesaire tabii ki kimsenin gelmesi için kimse teşvik etmiyor. Avrupa yaşamının çok iyi olduğunu söylemiyoruz. Ama bir şekilde Avrupa'ya gelip buraya entegre olmaya çalışan insanlarımız varsa lütfen bu insanlara sahip çıkalım. Bunlar çok değerli insanlardır. Birçoğu siyaset yapmış, birçoğu siyasi yasaktan dolayı buralara kendilerini atmış. O yüzden bu pırıl pırıl gençlerimize lütfen yardım edelim diyeyim ve başlayalım artık. Vallahi çok çok da uzattım kusura bakmayın. Evet değerli edebiyat ve sanat alanda 564 ismin imzacısı olduğu Barış'a ses olalım. Deklarasyonunda müzakere yöntemiyle çözülebileceğine vurgu yapıldı ve toplumsal barış için cesaretli olmalı, hükümet baskı, tecrit ve savaş siyasetinden derhal vaz geçirmeli çağrısı yapıldı. Ayrıyeten Ahmet e de bugün bir çağrı geldi değerli izleyenler. Ahmet'de Barış'a ses olalım başlıklı deklarasyon açıklandı. Ee, sanatçı ve yazarlar tecrü savaş politikalarının toplumsal krizleri derinleştirdiğine işaret ettiler ve onlar da çağrılarında diyalog kurmaktan konuşmaktan korkmamalı çağrısını yaptılar. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman Yüzlerce insandan oluşuyor derdi izleyenler, barış çağrısı yapan. Ya barış çağrısı yapıldığı zaman insanın hakikatinde ne kadar hoşuna gidiyor farkında mısınız? Her ne kadar barış çağrısından rahatsız olan kesimler var. Bakın size bir parantez açıp bir şey söyleyeyim. AKP barışı buzdolabına kaldırdı Erdoğan. Onun sebeplerini aslında Selahattin Demirtaş çok iyi bir şekilde açıklamıştı kendi savunmalarında ama ee, AKP sadece barışı gündeme getirdiği için bir çözüm sürecini niyeti kötü olsa ya da iyi olsa hiç fark etmiyor. Niyet ne olursa olsun bir barış e, koridoru açmaya çalıştığı için e, muhalefetin ve CHP'nin yapmadığı kalmadı. Şu anda da günümüzde de bir barış kokusu geliyor gibime geliyor. Sanki bir yerde barış konuşuluyor bir şey olacakmış gibi herkesin bir umudu var. Ee, ben söyleyeyim bir şeyler seziyorum ben bir şey olacak gibime geliyor. Bunlar konuşulurken, toplum biraz böyle şeye doğru götürülürken, sakinleştirmeye çalışılırken birileri ortaya çıkıp yine bu barışı deşmeye çalışıyor. Barış görüşmeleri olabileceği yönünde ben size söyleyeyim birkaç gün sonra seçim meydanlarında İyi Parti, CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Zafer Mafer onlara boş ver. Yani bu muhalefe cephesi çıkıp eğer herhangi bir şey olursa, anti barış açıklamaları yapacaklardır. Efendim siz misiniz İmral ile görüşüyorsunuz, siz misiniz Kondil ile görüşüyorsunuz, siz nasıl böyle bir şey yaparsınız, biz teröristlerle görüşmeyiz, biz sunula görüşmeyiz diye barışın önünü kapatmak için her şeyi yapacaklardır. O yüzden bu konuda biraz daha uyanık olmak gerekiyor. Barışı kim teşvik ediyorsa, kim dillendiriyorsa herkes ondan taraf olmalı. Dolayısıyla bugünlerde ciddi bir barış kokusu insan hissediyor belki de. Ben Belki de benim hisleri bilmiyorum ama bir şeyler olacak gibi mi geliyor. O yüzden barışı haykıranlara arka çıkalım. Tecrit kaldırılmalı, barış gündeme oturtmalı. Kürt çözümü için gündem bu olmalı arkadaşlar. Başka bizim gündemimiz yok. Gündem Kürt, Kürdistan, Kürtlerin hakları, Türkiye'deki e, Kürtlerin e, sorununun hal olması. Gündemiz gündemimiz budur bizim. Başka bir gündemimiz yok. Seçim yarın biri kazanabilir, biri kaybeder. Seçim kim kazansa kim kaybetse de bizim için değişen bir şey olmayacak. Bizim için değişen tek şey barışın dillendirilmesi, barışın gelmesi, insanların ölmemesi. Şimdi değerli izleyenler, HDP tabii ki alanlarda kongreler başladı biliyorsunuz. Partisinin Adana Kongresi'nde konuştu. HDP, HDP diyorum yine arkadaşlar özür diyorum. ya Dem Parti, Dem Parti. Çok özür diliyorum Dem Parti'li arkadaşlardan biliyorum. <laughs> Bu bir eksiklik. Sürekli ben HDP'ye alıştığım için olabilir. Dem Parti. Bundan sonra umarım unutmayız. Dem Parti eşkemen başkanlarından e, Tülay Hatimoğulları Adana'da konuştu. Adana'daki kongre çok kalabalıktı. Ve Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözülmesi halinde ülkenin demokratikleşmeyeceğini, Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözülmemesi halinde ülkenin demokrasi hayalini e, çok hayal edeceğini ve Ülkenin Türkiye'nin demokratikleşemeyeceğini e, vurguladı ve mutlaka barış gelmeli bir ülkenin demokratikleşmesi için. Türkiye'nin demokratikleşmesi için mutlaka küs sorunu çözülmeli diye açıklamalarda bulunurken Tüncel Bakaran bugün e, Antalya'daydı o da Antalya'daki kongrede konuştu. Dem Parti eş başkanlarından o da dedi ki Kürdistan'da irademizi yok sayanlara oyumuzu alıp sırt çevirenlere gereken cevabı haklarımız verecektir dedi ve oyumuzu alacaksın. Oyumuzda tahtanat kuracaksın. Ama Kürtler salon bile talep ettiği zaman vermeyeceksin diye CHP'ye yüklendi değerli izleyenler. Şimdi bakalım Tuncer Bakırhan CHP'ye ve diğer açıklamalar için neler söylüyor? Önümüzdeki dönem yerel seçimler var. Arkadaşlarımız bahsetti. Biz yerel seçimlerde başta Kürt coğrafyası olmak üzere Türkiye'de halkımızın, halklarımızın yaşadığı her yerde iradelerinin yönetimlere yansımalarını sağlayacağız. Zaten Kürt illerinde biliyorsunuz sandıklar kurulacak en demokratik yöntemlerde. Halkımızın tercih ettiği adaylar bizim adaylarımız olacak. Batı'da Antalya dahil olmak üzere burada kent uzlaşısını esas alacağız. Kent uzlaşısı ne demektir? demokrat olan, Kürt düşmanı olmayan, Alevi kadın düşmanı olmayan, demokratik bir hukuka, hakka e, riayet eden, saygı gösteren adaylar demek ki adaylarımız olacak. Şimdi size soruyorum. Ya Allah aşkına bir partinin eş genel başkanı geliyor. Antalya'da 50 tane kongre yapacağımız salon var. Gelip bir düğün salonunda havasız bir yerde kongre yapıyoruz. Oyumuzu alacaksın. Oyumuzda satanat kuracaksın ama Kürtler salon bile talep ettiği zaman vermeyecektir. Evet. Evet. Antalya'da sizin huzurunuzdan sesleniyorum. Biz iş birliği de yaparız, güç birliği de yaparız. Biz sizin yararınız olan her masada da otururuz. Burada bir problem yok. Ama biz asla bir faşiste Üççüye selam vermeye, salon vermeyene oyumuzu vermeyiz. Bunu CHP'li arkadaşlar da burada, genel merkezleriyle de görüşeceğiz. Bunu da buradan ilan ediyoruz. Bizi yok sayan, insan yerine koymayan, bize AKP gibi, MHP gibi yaklaşan insanlara ne oy, ne işbirliği, güç birliği olmadığını buradan ilan ediyorum. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi şimdi bu AKP bizimle yenişemiyor ya. evinde diz çöktüremedi. Faili meçhullerle bitiremedi. İşte Antalya'da coşkulu böyle rengarenk renk gençlerimizle, annelerimizle kongremizi yapıyoruz. Sandıkta da yenişemiyor. Korucu başlarıyla, devlette devlet olanaklarıyla, Siirt'te, Siirt'in ilçelerinde, Batman'da, Ahmet'te bizimle yarışamıyor. Şimdi ne yapıyor? Bunların yanında bir de kaçak seçmen taşıyor. Ne yapıyor? Siirt'te, benim milletvekili olarak seçildiğim kentte, 8 bine yakın seçmen kaydırmış. Seçmen derken, Siirt'i kaydırmıyor. Giresun'dan, Karadeniz'den, Trakya'dan, Siirt'i olmayan Siirt'i görmemiş. Haritada göstereten yerini bilmemiş. Sirt'te kimlerin yaşadığını da bilmeyen insanları seçme olarak kaydırıyor. Ne yapıyor? Bu illegal kaçak seçmenlerle Kürt halkının iradesini gasp etmeye çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımız tek tek başta siirt olmak üzere Kürt illerindeki bu kaçak seçmenlerin tamamını tespit etti. Bunların tamamı için başvurularımızı yapacağız. En yüksek seçim kurulu gerçekten bu ülkenin seçim kuruluysa bu kaçak seçmenler konusunda da çok demokratik, çok sayıcı bir karar verir. Aksi halde biz bunları teşhir etmeye, da suç duyurusuna bulunmaya e, devam edeceğiz. İrademiz asla bu sefer peşkeş çekilemeyecek. İrademiz yok sayılamayacak. Hem Kürtistan'da irademizi yok sayanlara, hem buralarda oyumuzu al, alıp bize selam vermeyen sırtını dönenlere seçimlerde gereken cevabı siz değerli ablarımızın vereceğini belirtmek istiyorum. Evet eş başkan böyle konuştu. Bu arada bir arkadaşın önerisi pardon uyarısı var yazıyor. Askeray Demir yazmış. Merhabalar. Ee, arkadaşlar 1800 kişi canlı yayın izliyor. Hey maşallah ama ne var ki beğeni daha bin olmamış. Hakikaten de arkadaşın eleştirisi yerinde. Mutlaka arkadaşlar unutmuştur. O yüzden unutan arkadaşlarımız varsa bu yayının daha farklı kesimlere ulaşması için daha doğrusu daha çok dağılması için sizin her beğeniniz bu yayının 100 kişiye daha ulaşmasını sağlayacaktır. O yüzden arkadaşlarımız bu konuda mutlaka özverili davranıp birçok arkadaşımız, dün de görüştüm, YouTube'a abone olmayan arkadaşlarımız var. Hey arkadaşlarımız, hey hevallı. Eğer siz YouTube'un kendisine, o uygulamanın kendisine bir e-mail oluşturup üye olamamışsanız siz zaten benim yayınımı beğenemiyorsunuz ve takip edemiyorsunuz. Bu kesek nabini. Bu siz beğendiğiniz zaman kimse görmüyor kimin beğendiğini. Yorum yazmak istemiyorsanız istediğiniz ismi zaten alabilirsiniz. YouTube öyle bir özgürlük veriyor ki hiç kimse sizin kim olduğunuzu bilemez. Siz gerçek isminizi kullanmadığınız müddetçe hiç kimse sizin kim olduğunuzu falan bilmez. Hangi sayfaya abonesiniz bilmez. Hangi sayfayı beğeniyorsunuz görmez. Sadece yorum yaptığınız zaman isminiz görünüyor. Mala vera ya. Siz kendiniz abone olmasını bilmiyorsanız bir çocuğunuz olur, bir komşunuz olur. Benim izleyicilerimin büyük bir kısmı abone olamıyor. Abonelik paralı değildir. Bedavadan, para ödemeden siz adam kara çobana destek veriyorsunuz. Bedavadan diyorum. Ama abone olduğunuz zaman bildirim geliyor. Ben canlı yayına geçtim andan itibaren size hemen bir bildirim geliyor Diyor ki Adem Karaçoban canlı yayına geçti. İşiniz yoksa hemen açıyorsunuz. İşiniz varsa da açıyorsunuz. Şöyle telefonu sessize alıyorsunuz. Koyuyorsunuz oraya. Destek amaçlı dinliyorsunuz. Bu kadar basit diyorum. Zorluyorum değil mi sizi? Zorlayalım biraz birbirimizi zorlayalım ki ortak yolu bulalım. Değerli izleyenler başka bir haberle devam ediyoruz. Çünkü dediğim gibi hakikaten de önemli e, gelişmeler var ve DEM Parti'nin demin eş, e, genel başkanında bahsine ettiği o iddiaya geçelim. Bunu Jol Millet milletvekili Kiri e, gündeme getirdi. Tokat ve Rize'den çok sayıda askeri ba, Bajergi beldesine seçme olarak taşıdığını açıkladı. Evet, Milletvekili Onur Düşünmez, bin, 2023'te yapılan genel seçimlere işaret etti. DEM Parti olarak burada 1226 oy aldık dedi. Çıkan bu sonuçla birlikte AKP Bajerge'de sadece 276 oy aldı. Yani 1000 oydan fazla bir fark var. Bajerge halkının gerçek iradesini ortaya koyarak 9 oy, 950 oy farkla fark attığını ve AKP'nin burada yok olduğunu görebiliyoruz dedi. AKP'nin bu durumu hazmedemediğini de açıkladı milletvekili. Düşünmez dedi ki AKP oy farkı sonrası Bacarge'de gasp yollarına başvurmaya kalkmıştır. Rize ve Tokat gibi kentlerden getirilen taşımalı seçmenleri beldeye bağlı merkez mahallesine yerleştirdiğinin farkındayız. AKP bu organizasyonlarla Tokat ve Rize'deki askerlerin belde halkının iradesi adına oy kullandırmaya çalışıyor. Belde halkının iradesini ve belediye başkanını Rize ve Tokat'taki asker oylarıyla belirlemeye çalışıyorlar. Bu bir irade gaspıdır. Buna karşı çıkarız, bunu kabul etmeyeceğiz diye bir açıklama yaptı. Şimdi değerli izleyenler, pür dikkat. Kobani davasında ara karar açıklandı. Ara karar açıklandı. Kobani davası dosyasında aylık tutukluluk incelemesi yapan mahkeme davada yargılanan siyasetçilerin tutukluluğunun devamına karar verdi. Mahkeme Selahattin Demirtaş'ın da taleplerinin tamamını reddetti değerli izleyenler. Kararında her türlü tutuklu için her tutuklu için ayrı ayrı değerlendirme de bulunmuş mahkeme e, Selahattin Demirtaş'ın kendisi ve daha önce parlamenter sıfatı bulunan diğer sanıkların meclis çatısı altında yapmış oldukları bütün konuşmaların dosyaya getirilmesi ve anayasanın 83. maddesinde yer alan yasama sorumluluğu yönünde bilirkişi raporu aldırılması talebini de mevcut konuşma kayıtlarının yeterli görüldüğü gerekçesiyle red edildi ve bütün tutukluların tutukluluğunun damına karar verildi değerli izleyenler. Bu arada ve evet Bingöl'e ilgi, ilgili bir haber var. MHP, şimdi diyeceksiniz ki e, MHP Bingöl ne alaka? Evet MHP Bingöl çok alaka çünkü Bingöl'deki korucuların tamamı e, MHP'li. Yani mesela köyü var e, MHP'li tamamen. Şimdi sorsan MHP nedir bilmezler. Sorsan MHP'nin tarihçesi ne bilmezler. Ama hepsi MHP'li. MHP, MHP oy veriyorlar, seçimlerde vesaire programa yapıyorlar. Bingöl'ün ilk kurucuları yani onlar öyle söyleyeyim. Halen de hepsi aile boyu e, korucu. O köyün e, tamamı ve Bingöl'de e, merkezin, merkeze gerçekten de MHP'li var. Yani bunu belki bazılarınız inanmazsınız ama hakikaten de. Fakat MHP'nin de ne olduğunu bilmiyorlar ama oy veriyorlar. Şimdi orada işler karıştı. Nasıl? Belediye meclisindeki 3 MHP'li isim Devlet Bahçeli'nin Said açıklamalarından sonra istifa etti. Artı gerçek ulaştı bunlara ve o üyelerden bazılarıyla konuştu. Gerekçenle niye istifa ediyorsunuz diye. Üyeler diyor ki değerimiz Said hakkında söylenenlerin ardından burada durmamızın bir anlamı kalmamıştır. Bingöl Belediyesi Meclisi'nde 6 üyesi vardı. MHP'nin 3 üye isifayeti 3 tane kaldı. Böyle de böylece çoğunlukta çoğunluk derken belediye meclis e, kotası da düşmüş aşağı oldu. Orada artık bir yetkileri falan da kalmadı. Şimdi bu MHP'li e, arkadaşlar <laughs> öyle mi diyeyim? MHP'li arkadaşların sarf ettiği bir kelime var. Değerimiz Şehsaid hakkında söylenenlerin ardından burada durmamızın bir anlamı kalmamıştır. Bu MHP içerisinde görev yapan, üye olan, çalışan, destek sunan bütün Kürtler için geçerli olması gerekir. Eğer gerçekten de bir Kürtte haysiyet, onur varsa MHP içerisinde bu bugünden yani bugün derken bu eskiden beri MHP böyleydi ama hadi Şeyh ile ortaya çıktığı için biz Şeyh Sayı'yı söyleyelim. Geçmişten beri MHP Kürt düşmanı bir partidir. Erkçe bir parti. Sadece Kürt düşmanı değil aslında. Kürt'e dair olan her şeyin düşmanı. Sadece Kürt değil ya adam Ermeni düşmanı oluyor yeri gelince ne bileyim e, İsrail düşmanı oluyor, Yunanistan düşmanı oluyor. Yani düşmanlık üzerine kurulmuş bir partinin içerisinde bir Kürt'ün yer alması utanç vericidir. O MHP içerisinde yer alan Kürtler hakikaten Kürtlerin içerisinde gidip işte normal Kürt'ün yanına gidip merhabalaştıkları zaman utanmıyorlar mı? Bari bu noktadan sonra utanın. Şeyh Said'e terörist diyen Şeyh Said'in idamını savunan, e, Şeyh Said'e hakaretler eden bir partinin genel başkanı ağzıyla hem de bir parti üyesi söylese deriz ki bir parti üyesi söylemiş, bir milletvekili söylemiş. Genel başkanları defalarca Kürtlerin diğer değerlerine de hakaret küfür etti. En son Şeyh Said'e hakaret küfür etti. Siz hala nasıl MHP içerisinde duruyorsunuz? Vallahi şaşırmıyor. şaşırıyorum. Açıkçası neden? Her ne kadar MHP'ye oy verseniz MHP'li de olsanız Hani siz de kürstünüz. Hani hani diyorum ya herhalde siz de kürsünüz. Peki hiç mi vicdanı sızlamıyor? Yani MHP'nin Kürtlere hakaretli Kürtleri yok sayması vesaire. Para her şey değil. Az size söyleyeyim ben. Korucu olmak da sizi kurtarmaz. Hiçbir yerde kurtarmaz yani. Hadi yani paranız var sizi maaşa bağlamışlar. Zaman zaman gelip sırtınızı da sıvazlıyorlar. Son nut. Yani... Ay, bir şekilde yaşamaktansa bence bu yolu tercih etmek gerekiyor diyelim ve bir ölüm haberiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Karayılan'ın annesi vefat etti. Ee, PKK Yürütme Konseyi üyelerinden Murat Karayılan'ın e, annesi Hedli Karayılan yaşamını yitirdi. Hedli Karaylan'ın ölüm haberini Dem Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan kendi X hesabından duyurdu. Değerli izleyenler Öcalan açıklamasında şu noktalara dikkat çekti. Birecik Belediyesi Meclis Üyemiz Bozan Karaylan'ın annesi Hedli Karaylan vefat etmiştir. Sayın Karaylan ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı ve Hozan, Bozan Karaylan aynı zamanda PKK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karaylan'da kardeşi. Hadi Karaylan'ın cenazesinin bugün Bilecik'teki Konak Köyü'nde toprağa verileceği açıklandı. Değerli izleyenler. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın babası evet, evet. hayır Demirtaş vefat etmişti ve o taziyelerde devam ettiği halen de ev işte Kürdistan'daki evlerinde de devam ediyor taziye. Bugün de Avrupa'da Almanya'nın Köln kentinde bir taziye evi kuruldu Zal 2000 salonunda Almanya'nın Köln kentinde. Ve tabii ki bu taziye birçok kişi katıldı. Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş başta olmak üzere yine CİK Başkanı Hafız Ahmet Turhalı, Ahmet Eski Belediye Başkanı Osman Baydemir, HDP Eski Milletvekili Ahmet Yıldırım gibi birçok siyasetçi de katıldı aynı zamanda. Ee, herkes oradaydı. ezdiler oradaydı, Alaviler oradaydı. Yine e, halkın her kesiminde insanlar vardı ve binlerce insan, emin olun ki e, binlerce insan bu e, salonu tıklım tıklım doldurdular. Salon gelen fatihasını okuyup, niyazını yapıp e, gidiyordu e, ve çok tabii ki siyasi konuşmalar da yapıldı. Siyasi derken Osman Baydemir de yine Taziye ilişkin konuşma yaptı ve Süleyman Demirtaş herkese teşekkür etti. Bu sahip çıkılma çok önemlidir dedi. Yine uzakta olmak acıdır. Yine mezar bir ailesinin mezarı, annesinin, babasının mezarına bile gidememek çok acı olduğunu altını çizdi. Herkese ola abisi Demirtaş gibi, Selahattin Demirtaş gibi teşekkürlerini sundu değerli izleyenler. Evet başka bir haberle devam ediyoruz. Bu da e, bakalım bakalım bakalım. Evet önce Gazze'deki haberle devam edelim. Daha sonra bu e, Yargıtay'ın aldığı bir bir karara ona geçeceğiz. Evet İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında ölü sayısı yükseliyor. 22.835'e çıktı. Açıklandı değerli izleyenler. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Sonra 24 saatte 3 113 Filistinli'nin İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamasında saldırılarda 250 kişinin daha yararlandığını ve toplam yaralı sayısının 28.416'ya yükseldiğini açıkladı. Bu arada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu çok ilginç bir açıklama yaptı. O da dedi ki hedeflerine ulaşana dek bu savaş devam edecek asla son vermeyeceğiz dedi. Ee, yani 3 ay oldu savaş devam ediyor ama çok farklı noktalara doğru da evriliyor. Biraz onun yayının sonuna doğru Rojavaya, Amerika'nın Rojavaya sevkiyatından falan bahsederken onu da gündeme getireceğim değerli izleyenler. Bu arada Yargıtayla ilgili haber bu önemli ee, Evet demir Demirtaş değil tabii ki Yargıtayla ilgili haber. Mersin'de 2014 yılında Kobani'ye yönelik saldırıları protesto ettiği sırada Öcalan diyerek slogan atan Tahir Tur'la Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce örgüt propagandası yapmak iddiasıyla 6 aylık hapis cezası verildi. İtiraz üzerine dava dosyasının taşındığı Yargıtay 3. Ceza Dairesi örgüt propagandası suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek hukuka aykırı olduğuna hükmettiğini, mahkumiyet kararını da bozdu değerli izleyenler. Yani. Detaylara baktığımız zaman, Mezopotamya Haber Acası'nda yer aldı bu haber. Öcalan, Öcalan, Öcalan diye slogan, biliyorsunuz bu sloganı herkes atıyor. Slogan atan Tuğrul ve yine Bizi Seruk Apo sloganı atan MÇ, TA ve MT hakkında örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu kişiler hakkında davalar açılmıştı ve e, Mersin e, 4. Ağır Ceza Mahkemesi Mertçenin beratine, Mert hakkında ise hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vermişti. Tuğrul ve Teaya ise onar ay hapis cezası vermişti. Verilen karara karşı 2017 yılında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne istiraf başvurusu yapılmış. Surul Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin duruşmasına katılmadığı için hakkında verilen mahkumiyet kararı onaylanmış. TAMT hakkında ise CMK'nin maddesi, kaçıncı maddesi uyarınca beraat kararı verilmişti. Yani Beci Sarukapu demek ve Öcalan demek örgüt propagandası sayılmadığı için yargıtay tarafından o verilen ceza da bozulmuş oldu. Onu söyleyelim. Bu, 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 bu konu bağlamında slogan attığı için hakkında dava açılan varsa bunu emsal olarak gösterebilir. Avukatına bunu bildirip mutlaka o cezaların beraat kararıyla sonuçlanmasına sebep olacak bir karar değerli izleyenler. Ee, şimdi bakınız çok güzel bir yazı var. O yüzden sizden mutlaka bu yazı sonuna kadar sabır ederek ha ne kadar size doğru okuyabilirim bilmiyorum ama çünkü Ahmet Kahraman değerli abimiz gazeteci yazar abimiz Ahmet Karaman her hafta özgür politikaya yazıyor. Ee, yazılarını mutlaka okumanızı öneriyorum. Bulup okuyun mutlaka. Çok değerli bir e, Kürt büyüğümüz. E, o yüzden onun bugünkü yazısını, Dünya yayınlanan yazısını bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü yazısının içeriği Selahattin Demirtaş'ın verdiği o manifesto niteliğindeki savunmasıyla alakalı ve Selahattin Demirtaş'la alakalı olduğundan dolayı. Şimdi e, yazının başlığı şöyle Demirtaş'ın yargılayan savunması diye. Aynen yazı şöyle değerli izleyenler. Ahmet Karaman'dan. Kürtlerin oylanarak kabul görmüş siyasi lideri Selahattin Demirtaş ve 108 kadro arkadaşlarının yargılandığı davaya onlar Kobani davası diyorlar. Oysa 18'i tutuklu 108 sanıklı dava Kürdistan ve Kürtlük davasıdır. Bu davanın en kıdemli tutuklusu diktatörün dizgisiz Kini odağındaki Selahattin Demirtaş'tır. Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal serbest bırakılması kararına rağmen o 7 yıldan beri bir hücrede tutuluyor. Savcıların sanıklar hakkında düzenlediği iddianame 3500 sayfa ve 324 klasör tutarında. Sanıklar hakkında öngörülen ceza da idam cezası yok. Çünkü bu ceza yıllar önce kaldırıldı. Onun yerine cömertçe cezaevinde ölüm sıralanıyor, yüz yıllara uzanan hapis cezaları isteniyor. Ancak yansız da değil, diktatörlük tarafını tutan bir gözle de iddianameye baksanız, TC anayasasına ters ve cezayı gerektirecek bir somut suç Bel, delili, belge, bilgi yoktur. Onlar için en somut suç delili Kürdistan ismiyle ben Kürdüm demekten ibarettir. Bu iki kavram Pers kralı Darius'tan beri yaşıyor ve günümüz dünyanın Erdoğ u ezmanı arasında şan ve şeref ile yankılanıyor. Ama faşist kafa evrenin gerçeğini suçlu diye yargılıyor. Bu olguların dışında iddianamede suç ve suçu kanıtlayan elle tutulur delil somut arasanız eğer boş yere zaman kaybeder, nafile yere beyinsel efor harcarsınız. Çünkü yalanın, kara iftiranın kanıtı yok. Erdoğan'ın dipsiz, tabansız, dayanaksız yalanları mebzul miktarda muhtani dizi dizidir. Başka bir deyişte iddianame İslamı faşistin erdemden yoksun takkiyesi yani iftira, yalan ve karalamalar bütünü entikalar kumkumasıdır. Günün yaygın deyişiyle kumpastır. Kürtler ve Kürt çocukları yolunda kurulmuş daf tuzaktır. Mesela Selahattin Demirtaş'ın Türk Anayasası'na göre asla suç sayılmaması gereken parlamento genel kurulu konuşmalarından alıntılardır. Demirtaş'ın partisi parlamento grup toplantısı ve mitinglerde yaptığı konuşmalardan cımbızla ama önü arkası olmayan cümle, yarı cümlecikler çekip almaktan ibarettir. Bir de özel seçilmiş ve adı, sanı, kimliği, meçhur öteki söylemle, hayali tanıklarla atfedilen suçlamalardır. Sonrası Çan palyaçosunu andıran diktatörün kin bağlamış, həzeyanlarıdır. Bu iddiamaya dayandırılan mahkeme evresi bitiyor. Bu amaçla ırkçı rejimin esiri Kürt liderin son sormaları alınıyor. Sonra diktatörün yıllar önce açıkladığı ve sarayı tarafından kılıfına uydurulan ferman mahkeme kararı olarak açıklanacak. Daracık gazete sütununa sığmayacak için sığmayacağı için yargılanan Kürtleri Selahattin Demirtaş, Nazmi Gür, Gülten Kışanak, Aylak Akat Ata, Sebahat Tüncer, Tüncel, Figen Yüksek diye sayıp sonunu getirmeyerek haksızlık etmek istemiyorum diye Demirtaş ve hiçbir arkadaş kişisel savunma yapmadı. Biri çıkıp ah gençliğim veya çocuklarım demedi. Çünkü 100 yıllık diktatöre kafa tutanlardan her biri ayrı ayrı bela nereden ve nasıl gelirse gelsin diye birer dava adamıydı. Yolculuklarının ilk adımından önce ırkçı rejimden gelecek belaya peşinen razı. Selahattin Demirtaş bir taraftan beri savunma adına Türk ırkçı rejimini yargılıyor, suçlayıp mahkumiyetini tarihe not ediyor. Ancak beni başlayın. Kürtleri temsilen bir manifesto olan konuşmayı bir bütün olarak sunmam mümkün değil. İnanıyorum ki Selahattin Demirtaş'ın Türk ökçelerini yargılayan bu savunması Kürtler arasında kuşaktan kuşağa yankılanacaktır. Çünkü Demirtaş'ın sözleri haklılığın ilanı yani haykırıştır. Yerimin darlığı nedeniyle sizlere Demirtaş'tan rastgele birkaç alıntı sunmakla yetineceğim. Selahattin'in Ökçe rejim suçlarının cezasız kaldığını anımsatırken şöyle diyordu. Aç kalan kişi ekmek çalınca mahkum ediliyor. Ama sen benim ülkemi, ana yurdumu çaldın. Buğdayım, fırınımı çaldın. Demirtaş'ın sesi perde perde yükseliyordu. Erdemler ile kötüler savaştığı bir davadır bu. İlk günden itibaren erdemliği savunduğumuz için bu davayı kazandık biz zaten. Kötülüğe karşı iyiliği savunduk. Biz kazandık aslında. Bunun da bir bedeli var. Biz bu bedeli ödemeye devam ediyoruz. Demirtaş katilin yüzündeki peçeyi indiriyordu. Hakların diline ve kültürüne el koyanlar katildir. Biz değiliz. Biz sadece halkımızın onurunu, kimliğini savunduk kendi topraklarında insanca yaşama hakkını savunduk. Bir zamanlar Şeyh Said, davamızı torunlarımız devam ettirecektir demişti. Ondan sonra ipe yürüyen Şeyh Said, e, ondan sonra ipe yürüyen Seyit Rıza boş alana seslenerek katilleri teşhir etmişti. Ayıptır, günahtır, zulümdür. Onların torunlarından Selahattin Demirtaş'ın insanlıktan anlayanlara sesidir. Erdemlik sözleşmesini siz bozdunuz. Vatan bizim, toprak bizim, emek bizim. Kürtlerin toprağını işgal etmişsin. Kimlik, kişilik, isimlerimiz, Kürdistan'ın adını yasakladınız. Benim ana vatanım Kürdistan'dır. Benim kültürüm burada yoğruldu. Bazen herkes Türk'tür, bazen sadece Türkler Türk'tür. Bazen Kürtler Kürt'tür, bazen Kürtler yoktur. Bazen bütün dünya Türktür size göre. Sayın Yargıç, siz neden yargılanıyorsunuz diye sorarsanız size şöyle açıklayayım. Bizim halkımız kararını duyurmak, neslini sürdürmek, hayata kalmak istiyor. Türkler de bu topraklara geldiğinde bunu istedi. Herkes haklı ama herkes güçlü değil. Sadece güçler ayakta kalır. Bu olmasın diye kültürü yaratmıştık. Hukuku, ahalakı yaratmıştık. Kültürel olarak biz haklıyız. Gaspçı, zorba kültürüyle etik sözleşmeleri ihlal edenlere karşı direndiğimiz için yargılanıyoruz. Diye Ahmet Karaman yeni özgür politikadaki yazısını böyle sorlandırıyor değerli izleyenler. Şimdi başka bir habere geçtik. Bu da evet özür diliyorum arkadaşlar şeyi karıştırmışız. E, ee, Kürdistan'la ilgili Rojava ya Sevkiyat'la ilgili bir haber bakalım oradaki gelişmeler neler. Çünkü Orta Doğu e, açıkçası Orta Doğu karışıyor. Sadece Rojava'da değil Irak'ta, İran'da çok ciddi gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri üstlerine son dönemlerde dronlarla intihar saldırısı gerçekleştiriyor. Füzeler atılıyor ve Amerika Orta güçlerini ne yapacağını, nasıl koruyacağını şaşırmış durumda. Dört bir yanda e, örgütler İran'ın da desteğiyle, Hizbullah'ın da desteğiyle Amerika'nın üstlerine saldırıyorlar. Amerika'nın en büyük üstlerinden bir tanesi de birkaçı da Rojava'da. Bir tane değil, birkaçı da Rojava'da. Özellikle Haseke bölgesi ve o çevredeki üst çok çok önemli. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama bundan bir iki ay önceydi. Türk devleti Hersekedeki ABD üssüne Türk devletin bir siyasi yaklaştığı için 500 metre kadar siyah yaklaştığı için o siyahı düşürdüler. iki tane siyah düşürdüler. Hatta Erdoğan önce inkar etti sonra itiraf ettiler. Amerika ile biraz arayı bozdular ama meseleyi kapattılar. Ve Amerika Birleşik Devletleri tabi o günden sonra ve özellikle İsrail Hamas savaşının patlak vermesinden sonra Orta Doğu'daki ve Rojava'daki üslerini korumak için çeşitli önlemler almaya başladı. İşte onlardan bir tanesi ABD ordusu e, Rojava ve Demokratik Suriye güçlerinin kontrolü altındaki HSK ve Derizor'daki üslerine takviye gönderdi. HSK ve Derizor ikisi de Amerika'nın en büyük üslerinin olduğu iki bölge ve Türk devleti Özellikle Deirizor'daki Derizor'un bazı köylerini bombalıyor, yani Amerika'nın üstüne yaklaşamıyor. Doğru fakat şunu söyleyelim şimdi Herseki öyle bir merkez ki Herseki'de e, yani Demokratik Suriye güçlerinin sürekli toplantılar da yaptığı bazı Amerika'nın da katıldığı toplantılar, karargahlar vesaire askeri e, şeyleri var. İşte Türkiye bunu bildiği için Heseke'deki Amerika üssünün çevrelerini falan bazen yokluyor bombalamak için falan. Amerika müsaade etmiyor buna. Türkiye'de geri duruyor ister istemez. Ee, yani örneğin Amerika'nın bir yetkili ya da Avrupalı yetkiler geldiği zaman Mazlum Ebdi onlar Heseke'de görüşüyorlar. Heseke'nin o üslerde görüşüyorlar. Ve Türkiye'nin oraya yaklaşması mümkün değil. İki defa yaklaştı. iki defa da Türkiye'nin e, sihalarını düşürdü Amerika. Son iki günde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait konvoylar Irak ile Suriye arasındaki El Velid sınır kapısından Heseki'ye giriş yaptığı bilgileri paylaşılıyor değerli izleyenler. 15 araçtan oluşan büyük ağır silahların da olduğu, tırların da olduğu konvoy Ömer Omer petrol sahalarındaki ABD güçlerine ait üstlere ulaştığı paylaşılıyor. Yine ABD'ye ait iki kargo uçağı da iniş yapmış Heseki'nin Harap Cir üssüne. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük üssü Heseki'de ve Heseki'ye uçaklar da inip kalkıyor. Yani büyük normal uçaklardan askeri uçaklara kadar büyük bir pist yapmış orada. Ve orada iki tane kargo uçağı, iki kargo uçağının indiğine yönelik de yine bilgiler kamuoyunda paylaşılıyor. Şimdi değerli izleyenler size bir Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin birkaç şey söylemek istiyorum. Orta Doğu çok ciddi anlamda yeni gelişmelere gebe kaynıyor şu anda. Özellikle İran'ın özellikle İran'a bağlı milislerin Amerika Birleşik Devletleri'ne ait üslere saldırmasının ardından hiç olmayan örgütler türemeye başladı ve Amerika'nın Irak'taki üsleri şu anda tam olarak hedef alınmış. Evet Rojava'daki üslerine de saldırı var fakat Rojava'da yine Demokratik Suriye güçlerinin bölgesini kontrolde olan bölgelerde kolay kolay girit atamıyor oradaki çeteler ve dolayısıyla dronlarla ancak ya da füzelerle farklı yerlerden saldırmaya çalışıyorlar. Ama Amerika'nın Irak'taki üstlerine neredeyse her gün saldırı gerçekleşiyor ve bu konuda Irak ile Amerika arası şu anda tamamen bozulmuş. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım Süleyman'ın e, yıl dönümü kutlama ya yani ölümünün yıl dönümündeki o gösterilerde ee, patlatılan bomba vardı. 3 tane bomba vardı. Daesh üstlendi ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu olayla alakalarının olmadığını açıkladı. Ardından İran bir açıklama yaptı ve Daesh'e e, Hamas'a, Daesh'e başka birkaç örgüte de Amerika tarafından destek verildi. Bunların Amerika tarafından kurulduğu vesaire iddialardan bulunuldu. Ama Amerika ondan iki gün sonra Irak'ta çok ciddi bir operasyon gerçekleştirdi ve Haçlı Şabi'nin bir komutanını öldürdü. Bir suikaste beraberinde birkaç kişi de öldürüldü. İşte ondan sonra Irak devreye girdi ve Irak kınadı bunu. Irak bunu bir terör eylemi olarak açıkladı. Irak'ın bunu bir terör eylemi olarak açıklaması. Irak bunun Amerika tarafından yapıldığını çok iyi biliyor. Haçlı Şabi'nin İran milislerinden ne bağlı olduğu biliniyor. Ve Haçlı Şabi Geçen ay peşmerge ile biliyorsunuz Haçlı Şabi arasında bir çatışma yaşanmıştı ve birkaç peşmerge yaşamını yitirmişti. Ve şu anda aslında Kürdistan'ın birçok bölgesinde Haçlı Şabi ciddi anlamda üstler kurmuş. Nasıl ki Türkiye kurmuşsa Irak tarafından yönlendirilen Haçlı Şabi, İran'a bağlı bu milisler orada üstler kurmuşlar. Güney Kürdistan'da da üstleri var, Irak'ta üstleri var. Suriye'de etkinlikleri var ve bunlar gelecekte Kürtler için büyük bir tehlike teşkil edeceğini biliyoruz. Çünkü mobil bir şeye sahip bunlar. Böyle paramiliter güç olarak da e, o bölgedeki işte Irak ya da İran tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla e, Orta Doğu'da özellikle Amerika'nın bu Haçlı Şabi yöneticisini öldürmesinin ardından Irak'ın bunu bir terör eylemi olarak açıklaması çok çok büyük bir tehlike ve Amerika'nın Orta Doğu'daki güvendiği ülkeler sıralamasına baktığınız zaman ya da güvendiği üstler sıralamasına baktığınız zaman İran'la diyaloğu yok, ilişkisi yok, üstleri yok. Irak'ta üstleri var ama Irak hükümeti şu andaki hükümeti Amerika'ya karşı hatta geçen hafta yaptıkları açıklamada koalisyon gücünün tamamen Irak'tan çekilmesini talep ettiler. Bu olur mu bilmiyoruz ama Amerika ile Irak arasında ipler gerildi. O yüzden Amerika'nın şu anda liman olarak sığınacağı bir tek bölge var. O da Kürtlerin yaşadığı Güney Kürdistan ile Rojava bölgesiydi. Şimdi ağırlıklı olarak tabii ki Güney Kürdistan'da da üsleri var Amerika'nın ama öyle Rojava gibi büyük üsler, uçakların indiği falan üsler yok. Dolayısıyla Amerika şu anda bütün bütün gücünü, kudretini Rojava'daki üslere yatırmış durumda. Yani Amerika'nın Orta Doğu'daki üst merkezi Rojava'dır. Kürtlerin, Demokratik Suriye güçlerinin denetiminde olan özellikle Heseki ve Deir zordaki büyük üstler. Bunlar Amerika için olmazsa olmaz merkezdir. Ayrıca o bölgelerdeki petrol sahaları var. Ve o petrol sahalarının etrafında sürekli işte Erdoğan'ın dile getirdiği bunlar işte petrol... E, çıkarıyorlar. İşte PKK petrol satıyor. O işteki orada Güney e, Rojava'nın PKK ile ne alakası varsa oranın yönetimi var, özel yönetimi var, askeri gücü var, YPG'si var, e, yine demokratik güçleri var, bir siyasi partileri var oranın. Yani PKK ile bir alakasının olmadığını Mazlum abdi daha geçen hafta açıklamıştı. Ki de bir bunu söylemeni dinlendirmenin de anlamı yok. PKK'nin e, çalıştığı, görev yaptığı, müncelere verdiği alanlar çok farklı. Yerleri belli zaten. Türk devleti sürekli saldırmaya çalışıyor. Gücü yetmediği zaman da geliyor. Böyle Rojava'da işte orada dağ yok doğrudur ovalardır. Kendi ihalarıyla, sihalarıyla ya da bölgeye yakın toplarıyla o köylere saldırmaya devam ediyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin de gelecekte Orta Doğu'da söz sahibinin kaybetmemesi için. Özellikle Rusya'nın güçlü bir şekilde Suriye'de bulunması Amerika'yı kaygılandırıyor. O yüzden Amerika kendi Rojava'daki üstlerini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Daha da ağır silahlarla donatılıyor. Hatta birkaç ay önce kendi üstlerinde hava savunma sistemi kurulduğunu biliyorsunuz siz. Orayı korumak için İsrail'e yakın bölgelerde de Katara gibi yerlerde de bir hava savunma sistemi kurduğu aktifleştirdiği herhangi bir olası bir saldırı karşısında. Şimdi bir gelişme daha yaşandı o da. Hizbullah ile İsrail arasında her an büyük bir çatışmanın çıkabileceği. Evet Hizbullah ile İsrail bugünlerde sınırda karşılıklı birbirini dövmeye devam ediyorlar. Böyle düşük yoğunluklu bir savaş olarak daha şey yapabiliriz ama İsrail'in açıklamalarına baktığımız zaman da Genel Kumve Başkanı iki gün yaptığı açıklamada biz, e, e, biz Hizbullah'a karşı Tedbirlerimizi almışız ve Hizbullah'a karşı en iyi şekilde e, savaşmaya hazırız diye bir açıklama yaptı. Sonra Hizbullah'tan da açıklama geldi. Yani İran işin içerisine girmiş şu anda. İran Hizbullah'ı biraz öne sürmeye çalışıyor. İran direkt olarak Amerika'da bir savaş ilan etmekten çekiniyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kendi nükleer başlıklı füzelerin olduğu gemilerini getirdi ve e, Uluslararası sulara konuşlandırdı ve o gemilerde o gemilerdeki füzelerin tamamı İran'ın tamamını vurabilecek menzilde ve güçte. Yani caydırıcı anlamında tamam İran elinde de var, e, gaz bombaları var, yine atom bombalarına benzer büyük bombaların olduğu söyleniyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde tabii ki dünyada hiçbir ülkenin elinde olmayan çok caydırıcılı olan hem atom bombaları hem diğer atom bombalarından biraz daha düşük seviyede e, kimyasal silah taşıyabilen füzelerin falan olduğunu bizler biliyoruz. İşte o geldikten sonra, o gemiler geldikten sonra İran biraz geri durdu. Bu Hamas ile İsrail arasındaki savaşında taraf olmadı. Yani son şeydeki son durum, Orta son durum Türkiye şu anda sadece izlemekle yetiniyor. Ama Kürtleri ilgilendiren ciddi meseleler var. İran meselesi, İran Amerika'nın birbirine girmesi meselesi. Ee, yine Irak'ın bugünlerde iyi Amerika Birleşik Devletleri'ne adeta yani yaptığı şeyleri terörist eylemi olarak adlandırması bence yani Orta Doğu'da bazı dengeler değişecektir. Bu işin içerisinde Türkiye gider mi bilmiyoruz. Eğer Türkiye Rojava'ya herhangi bir müdahale yaparsa Türkiye de işin içerisine girmiş olacaklar. Ama şu anda arada görülen o ki Türkiye Rojava'ya top bir saldırıyı göze alamıyor. Bu seçimlere kadar ne olur bilmiyoruz. Yeni bir şey mi olur? Ne bileyim gündem yumuşar mı? Ya da Türkiye'nin Rojava tehdidi ortadan mı kalkar? Ya da ne bileyim yeni bir barış sürecine benzer bir şey mi olur? Sayın Özcan'la bir görüşme olup sayın ünlülerle farklı bir e, şey mi olur? Onu biz tam olarak hiçbir şey bilmiyoruz şu anda. Ya da hiçbir şey olmaz. Türkiye işte her şeyi göze alarak AKP MHP hükümeti Kürtleri tamamen yok edelim, bitirelim. İşte Rojava'yı da dümdüz edelim, Kandil'i de dümdüz edelim dem partiyi kapatalım, siyasileri tuttuklarım böyle. Tabii ki bunlar öyle kestirmeden olabilecek şeyler değil. Kürtlerin gücü var, Kürtlerin mücadelesi var, Ruslarası güçler var, dengeler var vesaire. Bunları söylerken yani onların niyeti o olabilir. Ama bütün bunlara rağmen e, Kürtler kendi mücadelelerine ve kendi direnişlerine her alanda devam ediyor. Farkındaysanız yani Zapla önemli bugün yine bir gerilla TV bir görüntü yayınlamıştı. Ekranlara getirmek istemiyorum ama o görüntüde de yine 3 askerin öldürümüne dair görüntü size söylüyorum. Yani videolu görüntü kimsenin umurunda değil. Hiç kimse gündeme bile getirmedi. Haber bile yapmadılar. Niye? Çünkü onlara çok fazla da arakalar etmiyor diyelim. Evet, e, yay, y, kim böyle yayına destek olan arkadaşlarımız var. Moribar, e, teşekkürler. Roza Kürdistan, teşekkürler. Zor Spas, Jibuali ve Fesli arkadaş aramıza gelmiş, iyi olmuş. Asker Aydemir Bey yine. 10 tane üye yapmış. Asker Bey çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için sağ olun, var olun. E, kesenize bereket. Allah razı olsun diyelim sizin desteklerinizle. De. Bu şekilde izleyicilerimizin sayısı da artıyor. Bizler de daha farklı yayınlar yapmaya yöneliyoruz. Şimdi dünden beri açık söylemek gerekiyorsa arkadaşlar gözlerinde de görüyorsunuz. Bunu söylemekte bir beys görmüyorum. Ben kendimden doğal olan bir insanım. Arka plandan yaşananları da bazen sizlerle paylaşıyorum. Farkındasınız değil mi bilmiyorum ama böyle TRT spikeri gibi otur, iki tane haber sun, git değilim. Ee, bir aileyiz. Dünden beri inanın hiç uyuyamadım. Ta önceki gece biz saat kaçtaydı yani sekizden çıkmışım. İki gün önce çıkmışım, hiç uyumamışım diyebilirim. Otobüslerde hiç uyuyamıyorum maalesef. O yüzden geceye bu sabah saat dörtte eve yetiştik. Bir iki saat belki de uyudum. Ondan sonra kalktık, taziye vardı, gittik işte o cenaze şeyi falan. İnanın iki gündür hiç uyumadım diyebilirim. Toplasam belki de toplam 3 saatte uyumamışız. O yüzden farkındasınız belki bilmiyorum ama çok böyle <laughs> uyku bastığı yorgunluk böyle derken bir bitkinlik e, üzerimde de var. Çok da verimli de olamadım bu yayında. Onu da size söyleyeyim. İzniniz varsa bu yayını bugünlük bu kadar diyelim. Bu yayını kapatalım. Ve e, yarın artık zaten pazartesi, pazartesi hafta başı. Hafta başı yeni farklı gelişmeler mutlaka olacaktır. Bu gelişmeleri yarın ölmezsek eğer yine sizler için derleyeceğim. O yüzden eğer izin verirseniz bu yayını bu akşamlık bu kadar diyeyim. Kendinize çok teşekkür ediyorum. Aygül arkadaş tekrar gelmiş. O da aramıza hoş gelmiş. Ve hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Tamam. Den başa vanlıka başmayarız. Selamun rejibu ve. Teşekkürler.